Merhaba değerli izleyicilerim. Bu akşam da size yine Ahzab suresinden bir ayet alacağım. Bu ayet çok ilginç bir ayettir. Bizatihi bu konuda aile ile ilgili bir konu olduğu için özellikle eşler arasında, karı koca arasında ki bir problemi gündeme getiriyor ama o problemde Hazreti Peygamber üzerinden bize açıklama yapıyor. Hazreti Peygamber'in hayatından bir kesit vererek bize ve bütün kadınlarımıza efendim bir öğüt veriyor. Bir vaaz ediyor Allahu Teala ama Peygamber'in aile hayatından veriyor o örneği. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü konu çok ciddi olduğu için aile hayatında Hazreti Peygamber'i örneğinden hareket ediyor Allahu Teala bizi. Yani bu iş bak peygamberin başına gelmiş. Böyle böyle olmuş. Sizde olmasın manasına bize bu ayeti kerimeyi anlatıyor Kur'an'da. Yoksa Hazreti Peygamber'in eşlerinin yaptığı bir yanlıştan dolayı yanlışı bize anlatmak kastı değil Allahu Teala'nın. Kastı peygamberin eşleriyle olan ilişkiden bizim ailemize, bizim kadınlarımıza, kızlarımıza bir öğüt veriyor. Bu pek işlenmez. Yani hocalar bunu pek vaaz konusu edinmezler efendim ama bunu ben size ömrümün bu tarihinde 77 yaşındayım. Bu tarihinde sizlere bu ayeti alıyorum senenin bu haftasında. Şimdi ayeti bir mana vereyim. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber. Gulli ezvacike, eşlerine söyle. İn küntünne türidinel hayate dünya. Dünya hayatını istiyorlarsa ve zineteha ve onun süsünü istiyorlarsa fetealeyne, gelin de onlara, gelin ümettihkünne, sizlere o süsü vereyim ve üserrihkünne serahen cemila, sizi güzelce boşayayım de onlara. Oo, çok ağır bir şey. Çok ağır. Şimdi peygamberin eşleriyle olan bir konuyu ele alıyor Allahu Teala. Şimdi bu ayetin geliş sebebi şu. Hazreti Peygamber'in eşleri peygamberimizden süs istiyorlar. Süs. Süs eşyası. Süslenecek. Yani o zamana göre süs. Yani bu zaman şimdi bilezikler var. Efendim boğazda takılar var, şunlar var, bunlar var. Aynen o zamanki de nasıl bir şey var idiyse, yani o 1400 sene evvelki bir toplumda süs ne olur yani? Elbise efendim olur. O zamanki elbise ne kadar elbise olacak ki? Bir kadının ne kadar elbisesi olacak ki? Hangi kumaştan elbise olacak ki? Fabrika yok ki. Efendim belki Hindistan'dan gelecek efendim de satacaklar bir şeyler de elbise falan. İşte altın falan var, gümüş var o zamanlar ama bunlar bilezik şeklinde yapılabiliyor muydu o zaman onu bilemiyoruz. Önemli değil. Önemli olan peygamberimizin hanımları dünya hayatını istiyordu. Dünya, dünya. Yani dünya menfaatini istiyor. Ve süsünü istiyor. Dünya hayatının süsünü istiyor. Hazreti Peygamber'i sıkıştırıyorlar. Anlıyor musunuz? Bu sıkıştırmanın üzerine bu ayet geldi. Yani o kadar sıkıştırdılar peygamberi ki işte falancının karısının işte bu kadar süs eşyası var, falancı karı böyle giyiniyor da
efendim bizim bir şeyimiz yok da bize niye bir şey yapmıyorsun da efendim niye bizim susumuz yok da diye 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 peygamberimizin başının etini yediler. Böyle derler bizim Karadeniz'de. Başımın etini yedin ha derler. Şimdi diye diye peygamberi mahvettiler. Peygamber de bir şey yapamıyor, bir şey diyemiyor. Yakışır mı şimdi eşine bağırmak, çağırmak bir peygambere? Hey, otur aşağı. Nasıl konuşuyorsun böyle? Peygambere nasıl konuşuyorsun? Ben senin hem kocanım hem peygamberinim. Nasıl konuşuyorsun bana? Ne istekte bulunuyorsun? Yapamayacağım bir işi bana niye söylüyorsun? Ben peygamberlik yapıyorum. Ben para mı kazanıyorum? Ben sana nasıl susalacağım yani? Diyemiyor. Diyemiyor. Diyemeyince Allah dedi. Bu sefer Allah bu ayeti gönderdi. Şimdi size gönderiş sebebini anlattım. Kızlarımıza, hanımlarımıza, eşlerimize dikkatini çekerim. Kocanın kazancına göre ayağını, yorganını uzatacaksın. Olay bu. Olay bu. Kocanın kazanç imkanı bu kadar. Şimdi bunun para kazanamadığı için veya maaşı fazla olmadığı için veya fazla kazanamadığı için ikide bir adama ben bilezik isterim, ben efendim boğazıma altın isterim, bilmem ne isterim, eşya isterim, şunu isterim, bunu isterim. Efendim ben 5 senede bir efendim koltukları değişeceğim efendim, evin koltuklarını değişeceğim efendim. Bu ev bize dar geliyor, bu ev oturulmaz, yeni bir ev alacaksın efendim. Böyle kocanın kafasının etini yemeye lüzum yok. Bak, peygamberin hanımları yedi bak ne oldu? Boşa onları dedi peygamberimiz Allah. Boşa. Oo. Şimdi bu çok güzel bir aile eğitimi veriyor bu ayet. Şimdi beni dinleyenleriniz varsa kızlarımız pek fazla olmaz. Gene olur ama o kadar olmaz. Efendim, hanımlar daha çok dinlerler beni. Şimdi buna dikkat et. Bak bu ayet ne ayet? Hangi ayettir? 28. ayet. Ahzab suresi. Bu çok ciddi bir konudur bu. Çok ciddi bir konu. Çünkü birçok ayrılıklar buradan meydana geliyor. Bak peygambere bile ayrılığa sebep oldu. O zaman dedi ki Allah-u Teala fete'a aleyne de onlara süs mü istiyorlar? Dünya hayatını mı istiyorlar? De onlara gelin ben size vereyim ne var ne yok. Sizi boşayayım de. Oo, iş ciddi. Yani boşamaya, boşanabileceğine dair müsaade Allah'tan geliyor. O kadar ağır yük yüklediler ki peygamberimize. Ya peygamber söz söyleyemiyor şimdi. Karısına ne diyecek? Bir şey diyebilir misin? Hem peygambersin, hem kocasısın. İstiyor senden. Süs isterim diyor. Süs! Ya yemeğe para yok. Sen süs istiyorsun. Tabii o zamanki süsle bu zamanki süs farklı. Yani dedim ya, evin koltukları değişecek. Yok mem ne değişecek? Daireyi değişecek. Daire küçük. Buraya da oturulur mu? Şimdi tabii istekler, o zamanki isteklerle bu zamanki istekler çok farklı. O zamanki süsle bu zamanki süs çok farklı. Anlıyor musunuz? Eğer böyle seni sıkıştırıyorlar görüyorum ya Muhammed. Bir şey diyemiyorsun onlara. Bana da bir şey anlatmıyorsun. Ama ben Allah'ım ben görüyorum. Boşa onları. Vereyim size dünyanın süsünü. Boşa at onları dışarı. Şimdi bir kadın süs için, dünya menfaati için aile hayatını yıkamaz demek istiyor. Bu ayet bunu söylüyor. Ey kızlarımız, ey hanımlar,
Anlıyor musunuz? Yani süs için, dünya menfaat için aile yıkılmaz. Bunu demek istiyor. Ayet bunun için 1400 sene evvel söylenmiş bu ayet. Bak bugüne nasıl uyuyor değil mi? Aynen sanki şimdi geldi. Cebrail şimdi getirdi onu, biliyor musunuz? Yani peygamberimiz şimdi okudu bize bu ayeti. Ama konu peygamber üzerinden bize. Demek ki hanımlara öyle bir konu anlatıyor ki Allah-u Teala, peygamberin hanımlarından örnek alarak anlatıyor bunu. Çok ciddi bir konu. Bak bu peygamberin ailesinde de olmuştur diyor bize Allah-u Teala. Hem erkeklere söylüyor, hem hanımlara söylüyor. Demek ki bir hanım idare etmesini, yorganına göre ayağını uzatmasını, kocasına sen para kazanamıyorsun, bize bir şey getiremiyorsun, bize süs almıyorsun, bize bir hiç şeyimiz yok efendim, perişan durumdayız efendim, tatile gidemiyoruz, şuraya gidemiyoruz, bir otele tatile çıkamıyoruz, bir Antalya'ya çıkamıyoruz, gidemiyoruz filan demenin anlamsız olduğunu, karı koca ilişkisini bozacağını ve bozmasının da müsaadesi benden diyor Allah-u Teala. Aha, aha. Devam ediyor. Alttaki ayette bak şimdi. De onlara ya Muhammed. Ve in kuntunne turidinallaha ve rasulahu. Eğer Allah'ı ve peygamberi istiyorlarsa, dünyanın süsünü istiyorlarsa boş onları. Ama Allah'ı ve peygamberini istiyorlarsa ve daral ahirete, ahireti istiyorlarsa, yani ahiretteki değeri istiyorlarsa, süsü istiyorlarsa, fe innallâhe, elbette ki Allah, a'addelil muhsinati, muhsine kadınlara hazırladı, min künne, sizden muhsin kadınlara hazırladı, ecren azima, büyük bir ödül. Demek ki, İkinci ayette Allah-u Teala üç tane şart koşuyor. Diyor ki Allah'a, peygamberine ve ahirete istiyorlarsa. Siz kimi istiyorsunuz? De onlara. Kimi istiyorsunuz? Dünya hayatının ve süsünü mü? Yoksa Allah'ı, peygamberi ve ahiret yurdunu mu? Ne istiyorsunuz? Yani yine o kadınların isteğine bırakıyor bu işi. Eğer onu istiyorsanız boşayacağım sizi. Eğer bunu istiyorsanız zaten Allah size ahirette büyük bir ödül, mükafat hazırlamış durumdadır. Şimdi o zaman ne anladık bundan? Bir Müslüman kadının isteği Allah, peygamberi ve ahiret yurdu olmalı. Oradaki ödülü istemeli. Bu dünyadaki süsü değil. Bu dünyada giyindi mi, avret yerleri örtüldü mü örtüldü. Yeter. Bitti. Hazreti Havva annemiz cennette ağaç yapraklarıyla öldü. Elbisesi oydu işte. Esas olan nedir? Takva elbisesi. Nerede diyor bunu? Araf 26. Allah anneme rahmet eylesin. Ne diyor da? Ey Adem oğulları, size elbiseyi öğrettim. Bak. Ya beni Adem'e kad enzelna aleyküm libasen. Size libas, elbise yapmayı öğrettim. Ey Adem oğulları diyor. Yuvari sev'atikum verişa. Sizin avret yerlerinizi örter. Ha bu elbise avret yerlerini örtmek içindir diyor Allah-u Teala. Ama ve libasu takva zalike hayır. İşte değerli olan
takva elbisesi, iç elbisesi, ihlas elbisesi. E işte hanımlara söylüyorum. Sizin elbiseniz, süsünüz iç elbisesidir. Sizin iffetiniz, namusunuz, efendim Allah'a karşı olan samimiyetiniz, takvanız odur. Elbise o. Ve libasu takva diyor. Takva elbisesi. Dış elbise avret yerlerini örter diyor. Ama önemli olan iç elbise. Biz bu iç elbiseyi kazanmamız lazım. Yani bunun öğretimi verilmesi lazım. Onun için akıl ve gönül eğitimi, nefis eğitimi verilmesi lazım. Şimdi geçelim buraya. Şimdi burada ne dedi? Üç tane isteğiniz olmalı diyor. Allah, peygamber, ahiret yurdu. Ama ben diyor Allah-u Teala, muhsine kadınlar, muhsine. Muhsine ne demek muhsin? Güzeli, iyi hayata geçiren kadın demek. Baba bak muhsinat. Ha. Güzeli hayata geçiren kadınlar manasına göre çoğul diyor. Onlara hazırladım ben diyor. Ha ne? Ecren azıma büyük bir ödül. Bak özel kadınlara eğitim veriyor Allah-u Teala. Tamam mı? Peygamberin hanımları üzerinden bize anlatıyor ve onlara da eğitim veriyor. Peygamberin hanımlarına da eğitim veriyor. Bak siz dünya hayatını ve dünya hayatının süsünü istemeyin. Allah'ı, peygamberi ve ahiret yurdunu isteyin. Sizin isteğiniz böyle olma, bu yönde olmalı diyor. Eğitim veriyor yani kadınlara. Ve bu kadınlara bu sefer ne diyor biliyor musun? Muhsinat. Muhsin demek iyi, güzeli hayata geçiren kadın demektir. Onun ahirette Allah diyor ben hazırladım ona. Ben hazırladım. Ne? Büyük ödül. Bir sonraki ayette bakın ne diyor? Ya Nisa en-Nebiyye tekrar sesleniyor. Ey peygamber hanımları, men ye'ti minkünne bi fahişetin mübeyyinetin. Kim sizden apaçık bir yüz kızartıcı günah getirirse, yani yanlış bir ahlaksızlık yaparsa, yula'af lehel azabu lu'feyn. Ona iki kat ceza vereceğim. İki kat. Başka kadınlara bir kat, size iki kat. Niye? Sen peygamber hanımısın. Sen peygamber hanımısın yani. Efendim? Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu durum Allah'a kolaydır. Allah bunu kolaylıkla yapabilir. Şimdi yine peygamberin hanımlarından bizim hanımlarımıza geleceğin kadınlarına, kızlarına bir seslenme daha yapıyor. Ya Nisa en-Nebiyyi, ey peygamber hanımları, tekrar. Lestunneke ehadim minen nisai. Siz her kadın gibi değilsiniz. Sizin peygamber hanımı olmanın bir sakıncalığı var. Bir ayrıcalığı var. İnittekaytunne, eğer siz takva sahibiyseniz, eğer sakınırsanız, fela tahla'ne bil kavli, sözü söylemeyin, feyetma allezî fî kalbihi meralun, kalbinde hastalık olanlar size tamah eder. Anlatacağım bunu. Ve kulne kavlen marufa. Sözü
Dost doğru söyleyiniz. Bak bak. Mealden okuyayım ben size. Ey peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer kötülükten korunursanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayınız. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Örfe uygun söz söyleyiniz. Şimdi meali okudum size. Beş aşağı beş yukarı aynı manayı vermiştim. Şimdi burada bir kadın yabancı bir erkekle konuşabilir mi, konuşamaz mı'nın fetvasını verebiliyoruz. Buradan, bu ayetten çıkarıyoruz. Konuşabilir. Pazara gidip konuşur. Mağazaya girer konuşur. İş yaparken konuşur. İş hayatında çalışır konuşur. Bunda herhangi bir kötülük aramanın anlamı yok. Fakat konuşur da, bak konuşur da şöyle olabilenler vardır diyor. Bileceksin. Erkekler hanzodur. Kalbi hasta olanlar, kalp hastası olanlar, yani seks sapığı olanlar, anlıyor musunuz? Cinsel sapık olanlar, sapık insanlar size niyetini bozar diyor. Peygamber hanımı da olsa niyetini bozar sana diyor. Aman Allah'ım. Demek ki erkekler içerisinde sapıklar vardır diyor. Cinsel sapıklar vardır diyor. Evet, peygamber hanımıymış değilmiş tanımaz. Bilmez. Hemen o erkeklerle konuşurken, tabii hangi erkeğin cinsel sapık olduğunu bilemezsin sen. Ama sen herhangi bir erkekle konuşurken örfe göre konuş. Anlıyor musun? Bak ayete bakın. Ayete, bu hanımlar, kızlar. Bak 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 bak. Ya bunları Allah-u Teala söylemiş 1400 sene evvel. Ama bunları biz işlemediğimiz için kabahat bizde tabii, yani hocalarda. Yok, kız çocuk okuyor da, üniversitede okuyor. Tabii erkeklerle konuşacak, edecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Sen şunu buna, onunla konuşma, bununla konuşma, hocayla konuşma, şundan konuşma diyemezsin ki. Konuşacak. Aha burada da diyor, peygamberin hanımı konuşacak. Yabancı bir erkekle konuşur. Ama konuşur ama diyor. O erkeğin ne olduğunu bilemez. Bilemez. O zaman sana bir iş düşüyor diyor kadına, kıza neyse. Doğru konuş. Örfe göre konuş. O karşındaki cinsel sapık olanın kalbinde bir değişiklik yaparak sana tamah edebilir. Sana göz koyabilir. Onun o cinsel sapıklığını uyandırma. Uyandıracak şekilde konuşma. Şimdi anlıyorsunuz değil mi? Bakın Allah bunun nere kadar indirmiş? Nasıl bir sosyal bir din? Bu din, anlıyor musunuz? Hayata nasıl bakış açısı getirdiğini bugün neler konuştuk burada. Peygamber ailesinden devam ediyoruz. Bak, burada peygamber ailesine hitap ediyor. Yani kalbinde hastalık diyor olan. Kalp hastası dediğin, yani biyolojik kalp hastası değil. Manen kalp hastası. Adam cinsel sapık. Peygamberin hanımına bile sulanır yani. Cinsel sapık adam. Bu adamla doğru konuşacaksın. Bilemiyorsun ki adamın ne olduğunu. İşte burada çok güzel bize, kızlarımıza, hanımlarımıza muhteşem bir öğüt veriyor Allah. Muhteşem. Peygamber hanımları üzerinden. Anlıyorsunuz değil mi değerli kardeşlerim? Bu Kur'an-ı Kerim'in nerelere girdiğini, ne hücrelere girdiğini anlıyorsunuz değil mi? Efendim ben buradan sizlere selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.